İyi akşamlar. Bugün 18 Kasım 2021 Perşembe saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve hashtagimizde, tabelamızda, etiketimizde dedik ki ne günlere kaldık. Bu bizim pek kıymetli haber müdürlerimizden Özgür Beyefendi'ye ait. Biz aramızda konuştuk, dedik ki yani bu karşılık bulur mu? Bugünün eziyetinin karşılığı bu olabilir mi? O dedi ki olur, çok yazan olur. Bakalım hangimiz yanılacağız? Ne günlere kaldık? Ne günlere kaldığımızı çok önceden fark ettik aslında ama etiketimiz budur. Ne günlere kaldıkla ilgili sonradan aklıma pek çok iyi fikir geldi doğrusu. Orada Özgür'ün hakkını teslim etmem lazım. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bugün yine çok acayip bir gün yaşadık. Ya bu ülke her gün, hatta her bir saat yeni bir yaşına giriyor. Bu ülkenin milleti acayip acayip şeyler görüyor, öğreniyor. Öyle bir atmosferin, iklimin içindeyiz ki. Ya bir inat ekonomisi diyebiliriz. Buna başka ne diyebiliriz bilmiyorum. İnat ekonomisi. Ben bozduracağım buradayız. 11'e yaklaştı. Uçuyoruz. Almaya geldik de biraz daha düştün öyle. Türk lirasında mı kalalım? Türk lirası eziliyor zaten. Bozdurmaya mı almaya mı geldik? Bozdurmaya geldik. Dövizin kalbinin attığı Tahtakale tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Kimi elindeki dövizi bozdurmak, kimi ise döviz almak için burada. Ve bu kalabalıkta döviz kuru daha henüz karar açıklanmadan 40 dakika kala bile hareketliliğini sürdürüyor. Ve bazı ekranlar daha şimdiden kapatıldı bile. Nefesler tutuldu, gözler Merkez Bankası kararına çevrildi. O kararla dolar tarihi zirveyi gördü. Faiz oranı 100 baz puan indirildi. Türk lirası sadece bir günde %4'ten fazla değer kaybetti. Aşacağım şimdi. Nerelerde daha düşük veriyorlarsa ondan alacağım. Bir aydır da elimde parayı bekletiyordum, almadığıma pişman oldum. Haftanın ilk gününde dolar kuru güne 9.96 seviyelerinde başlamıştı. 4 gün sonra Merkez Bankası kararının açıklanacağı sabahsa dolar güne 10 lira 73 kuruşla başladı. Yani sadece 4 günde bile Türk lirası %7,73 değer kaybetmişti. Kararın açıklanmasına yaklaşık yarım saat var. Dolar kurunun ateşi biraz olsun söndü. Tabii yine gözler Merkez Bankası'ndan gelecek karara çevrildi. 100 baz puan indirim aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği, ben bu pozisyonda bulunduğum sürece faizler inmeye devam edecek mesajının Merkez Bankası tarafından teyidi. Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı 5 dakika gecikmeli açıklandı ve 100 baz puan faiz indirimine gitti. Dolar 10.75 seviyelerine kadar çıktı. Kimi yerlerde ise aslında 10.80 düzeyine kadar çıktı. Güven, istikrar ortamı bir süre daha yakalayabileceğimiz bir ortam olmaktan çıktı. Faiz kararı açıklandı. Üzerinden 5 dakika geçti. Döviz bürolarındaki döviz kurları olan tabelalar kapalı çarşının her noktasında kapandı. Şu anda dolar 10.75 seviyelerinde ama dolar satışı yapılmıyor. Karar açıklanalı 11 dakika oldu ve dolar 11 seviyelerine geldi. Yani 1 dolar 11 Türk lirası oldu ve tarihi bir rekor kırılmış oldu. Kararı bekledik, aldık. Belki düşer sandık ama düşmedi maalesef. Yükseldi. Evet, alış satış var mı şu an? 11'den alan dolar var. Dolar şu andaki 11.20 oldu. O rekor gün içinde de artmaya devam etti. Dolar 11,30 seviyelerine kadar yükseldi. Euro 12,80'i gördü. Gram altınsa yeni bir rekorla 674 liraya kadar çıktı. Altın çekmek için, bozdurmak için, bakmak için altın geldi. Altın bozdurmak için? Evet. Bozduramadınız mı? Hayır, hayır. Kuyumcular almıyor. Satış var mı şimdi? Yok şu anda. Şu an satış yok. Aynen. Bir kritik karar daha var şimdi. Merkez Bankası yıl bitmeden son kez faiz kararını açıklayacak. Türk lirasının değer kaybı bu kararla devam mı edecek? Dövizin seyrini kritik tarih 23 Aralık belirleyecek. Eğer ki arabayı yeniden yola döndürmek istiyorlarsa daha öngörülebilir bir patikaya dönmeleri lazım. Ama görünen o ki şu an hem Merkez Bankası'nın hem hükümetin böyle bir niyeti yok. Bu kış zor geçecek o zaman. Bu kış zaten zor ama her geçen gün daha da soğuk bir hal alıyor. Havalar belki o kadar soğumadı ama cepler çoktan dondu diyebilirim. Bir izleyicimiz demiş ki ne günlere kaldık. Bizim dış güçlere ihtiyacımız yok. İç güçler gayet yeterli demiş.
Ya dış güçler bunlar, bundan iyisini mi bulacak? Bundan bu ortamdan iyisini mi bulacak? İstediklerini istedikleri fiyattan alıyorlar. Ülkeyi şu anda yağmalıyorlar. Bu ülkenin serveti, milli servetimizden bahsediyoruz. Bakın bütün ülkelerin ekonomisinin gayesi şudur. Bir milli servet biriktirmek. Buna emeğin fiyatı da dahildir. Malın, mülkün, konutun, arazin, arsan, ihraç ettiğin malın kilo fiyatı, hisse senetlerin hepsi dahildir. Daha iyisini mi bulacaklar? İstedikleri fiyattan alıyorlar. Yabancı ortakları, inanamazsınız yani, donatın masayı diye filan teklifler sunuyor Türk bankalarına. Borsa yükseliyor. Niye yükseliyor zannediyorsunuz? Niye yükseliyor zannediyorsunuz? Herkes bu kadar acı çekerken borsa zannediyorsunuz ki iyi bir şey var diye mi yükseliyor? Yok, yağmalamak. Bu yağmalamak. Bir başka izleyicimiz de demiş ki bu yapılanlar bile isteye yapılıyor. Çarkları bir müddet daha döndürebilmek için kura göz yumuluyor. Ya artık ihtimaller belli. Aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Ya arkadaş, biz bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesine çıkmaya çalışan, çıkan, çıkabilecek olan, öyle bir potansiyeli olan büyük bir milletin ülkesi değil de bir çeşit üçüncü dünya ülkesi olarak yönetebiliriz. Öyle döndürürüz. Sen, ben, bizim olan yönetiriz. Demokrasi, hukuk filan, bunların anlamı yok. Ekonomideki işte o kurumların bağımsızlığı, bunların da bir anlamı yok. Öyle olabilir anca. Dolayısıyla ucuzlatalım. Ne kadar para biriktirebiliyorsak, artık nakde sıkıştılar filan mı? Başka bir şey mi? Ya da o para başka bir yerde mi kullanılacak? Ya da ne bileyim, birileri mi yanılttı? Birileri mi yanıltıyor gene? Çünkü çok yanılgı gördük, öyle kandırıldık diye sonradan açıklandığını çok gördük. Ve Allah bilir daha neler. Ya şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu dönemin yüklü kredileri bile, yüklü kredi anlaşmaları bile, kredi alanlar bile bana kalırsa artık araştırılmalıdır. Çünkü bugün düşünün, faiz kararının açıklanması 5 dakika gecikti. Kimse hatırlamıyor gazetecilik aleminde. 2'de açıklanırdı. O bile 5 dakika gecikti. Efendim, bu gecikmenin öncesinde yaşanan dolardaki düşüş, o gecikme ve sonrasında yaşanan hızlı yükseliş.